LÖSEV yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleriyle kanser hastalarına moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Aydın'da Anemon Otel'de düzenlenen LÖSEV'in geleneksel iftar yemeğinde lösemi ve kanser hastası çocukların ve aileleriyle birlikte yetişkin kanser hastaları ve iyileşmiş gençler bir araya geldi. İftar yemeğini Aydın Vali Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Ertekin, LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, LÖSEV Aydın Gönüllü Temsilcisi Havva Çetinkaya ve sponsorlar da katıldı. İftar öncesi ve yemek süresince ney dinletisi gerçekleştirilirken iftar sonrası zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Animasyon ekibi de çocuklarla oyunlar oynayıp onlara hediyeler dağıttı. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Aydın İftar buluşmasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Türkiye genelinde yürüttüğümüz yardım çalışmaları, hayat kurtaran tedaviler, eğitim ve sosyal destekler, LÖSEV'li çocuklarımızın ve ailelerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Diğer taraftan da hayata geçirmeyi planladığımız ve 2 yıldır izin alabilmek için beklediğimiz LÖSEV Üniversitesi, 7 yıldır tam ruhsat almak için beklediğimiz Lösente Hastanemiz ve diğer eser niteliğindeki yeni projelerimizle lösemili çocuklara hizmet vermek için hazır ve motiveyiz. Burada her birine minnettar olduğumuz ailelerimize seslenmek istiyorum. Sizlerin azmi, cesareti ve umudu bizlere ilham veriyor. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yol sadece çocuklarımıza değil, hepimize daha parlak bir geleceği sunacak. Saygıdeğer misafirlerimiz ve ailelerimize, LÖSEV'e duydukları güven ve sevgi için en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha fazla çocuğun ve ailelerin yüzünü güldürebilir, daha fazla ailenin umutla geleceğe bakmasını sağlayabiliriz. Aydın Vali Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Ertekin de kendisinin sağlıktan sorumlu vali yardımcı olduğunu ve LÖSEV'in çalışmalarını çok önemsediklerini ifade etti. LÖSEV deyince gerçekten işte hastalanmış çocuklarımızın durumları, hastaların durumları. Aydın'da sağlıktan sorumlu vali yardımcısı, aynı zamanda bir süre il vakfına baktım. Tabii o muhtaç ailelerin nasıl bir zorluk çektiğini, o süreci, iyileşme süreci, o mücadele ruhunu, yani hastasını işte Aydın'da olmuyor, bunu nasıl Ankara'ya götürebilirim, nasıl İstanbul'a götürebilirim, nasıl kaynak bulabilirim, onu çok görmüş ve yaşamış birisiyim. Bu anlamda gerçekten burada yazıyor zaten, aynı zamanda mücadele de yazıyor. Bu bir mücadele, mücadele etmek lazım. Ancak mücadele edince kazanabiliriz. Sağlık konusunda da öyle. Şimdi benim küçük bir şeyim oldu ayağımla ilgili. İnanın uzun süredir mücadele ediyorum. Yani böyle hemen birden sinir sistemleriyle alakalı bir şeydi bu rahatsızlık. Neredeyse 1 yılı aştı ayağımla ve sağlıkla mücadele ediyorum. Ama mücadele etmesen, hani o ruhu taşımasan, işte sürekli fizik tedaviye gitmesen, o uğraşı vermesen iyileşme süreci olmayacak. Yani bugünkü noktaya gelemezdim açıkçası ben, kendi adıma söyleyeyim yani. Onun için hastalarımız hiçbir zaman, tabi aileleri elbette zorluk yaşıyor ama bunlar aşılacak yani bunlar. Şimdi her konuda devletimizin desteği önemli. Devlet destekliyor. Sağlık konusunda devletimizin çok ciddi destekleri var. Hükümetin destekleri var. Ama gerçekçi olmak lazım ki bir noktada artık sivil topluma güçlerin devreye girmesi lazım. Her konuyu Sağlık Bakanlığı'nın, her konuyu devletin çözebilmesi, valiliklerin çözebilmesi çok zor. Çünkü inanın valiliklerde çoğu zaman öylesine vakalar geliyor ki, yani şimdi bahsedilen rakam inanılmaz rakamlar. İşte ancak bunu Türkiye çapında kampanyalara çeviriyoruz. Hani kampanyalara, işte STK'lara başvuruyoruz, topluma başvuruyoruz gibi oluyor. Onlar adına biz belki yol gösteriyoruz.